ineceğiz seni Mordheim'da bugün. Hediyelerle dolu bir semt pazarı. Yolunu kaybetmiş belediye zabıtaları. Ve sahibini görünce sevinçten havalara uçan bir kedici. Efendim, kulis arkasının, kamera arkasının sessiz kahramanları. Berkut. Anladan biri. Bakın ses. Ne kadar çok ses çıkartıyor. Oturtuyor. Efendim, bunlar bizim Soundcheck kahraman grubumuz. Evet. Müjdat ve Dadaşlar ismiyle. 30 küsür bölümdür bu grupla birlikte. Biz her... Yükleniyorlarmış. Sırtlarına taşıyorlar. Her bölümden önce evet. Tabii, her bölümden önce biz Müjdat von Köfte efendim liderleri. Evet. Her bölümden önce biz konuklarımızla oturup Soundcheck'imizi bu grupla yaptık. Ve inanır mısınız sayın izleyiciler, bu kombatta yaptık. Evet, bu kombat hiç bitmedi. Şu kombat, şu aşağıdaki kottan yukarıya biz tırmandık. Burada cadı avcılarıyla karşılaştı grubumuz. Bitmiyor, ve bu kombat yapmışlar. 30 bölüm boyunca 10 saniye 20 saniye bize sound check yaptırdı. Evet. Şimdi bu kombatın sonucunu bilmiyoruz tabii. Ben de merak içindeyim. Çok dayak yedi çocuklar. Yani 30 bölümdür. Bülent Wolf Pilav efendim. Wolf Pilav. 13 hit point'i var kendisi. Nasıl sonra düşecek Wolf Pilav? Ama Hans Amarante'yi de indiriyor. İndirmek suretiyle. Evet. İşte bravo. Mızrak yani, konuşuyor mu onu da? Duyuyor bilmiyorum, musun? Bilmiyorum. O kadar ben de tanımıyorum arkadaşlar. Hani kamera arkası merhaba merhaba seviyesinde prodüksiyon çıkmış. Oo, Peri geliyor. Kahraman köfte, kahraman köfte. 8 aydır sürüyor bu kombat, evet, arkadaşlar. 8 aydır. Ocak sonu gibi başladım oradayım. Geleceğiz senin oradayım. Bakın bölümde. Bugün finalesini çekiyoruz. Her bölümde bu adamlarla bir bu kombatın 2-3 vuruşunu yaptık. Vefakar ve cefakar ses. Gerçek. Hoppa. Hop, işte kimdi bu adam? Ölmüyor. Pilav son. Pilav son. O onda periledi. İşte. Çünkü pilav, Çağlar'a pilav. Benziyor. Aa! Oh, pilav düştü. Bülent. Arkadaşlarımız bu kombatı tabii devam ettirecekler. Bizim sound çekimiz bitecek ama bu kombat bitmeyecek. Belli ki bu kombat sonsuza kadar Mordheim sokaklarında. Çünkü işte setin vefakar ve cefakar emekçileri, evet, set işçileri, evet, olsun, bu soundcheck çocukları olsun, evet, bu yeneceğiz seni Mordheim'ın gerçeği dönüşmesinde. Sözleşmeleri var mı yok mu o bile belli değil. Şimdi karıştırmayalım orayı, karıştırmayalım. Gece gündüz. Gece gündüz gerçekten. Mordheim'ın bir köşesinde zaman kilidi olmuştur. Öyle. Reichland İdman Yurdu'nun gerçekten macerasının düzgün sürebilir. Anmıştı. Dursun von der Hamsi. Laz belli ki kendisi. Dursun von der Hamsi switch yapınız deyip. Kombata giriyor. Ve arkadaşlarımızı bu kombata devam ettiği her şekilde. Sonsuza kadar sürer mi? Bence de. Bence de. Biz grande finalimize devam edelim. Bence de. Edelim. Bu kombat sürer. Arkadaşlarımızı, tüm soundcheck ekibimize son kez büyük teşekkürlerimizi sunalım arkadaşlar. Ve biz Reichland İdman Yurdu'nun maceralarına. Ellerine bir yapıyorum. Basın sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim merhabalar. Yeneceğiz seni Mordheim'ın yeni ve son bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün efendim kutlu bir sebepten dolayı buradayız. Bir doğum günü kutlamasına vesile olacağız. Evet. Ama olay sadece bundan ibaret değil. Çok hareketli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. O yüzden mikrofonlarımızı yanımızda bulunan sevgili Hasan ve sevgili Kadı Hazretleri Halil'e uzatıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldin Hasan. Halil, ne oldu yahu? Pazar meydanında bir olaylar oluyor diyorlar. Ya, bize bir her şey birbirine girmiş. Sormayın, başımıza gelenleri ne sormayın. Oldu? Ne oldu? Sormayalım o zaman. Devam edelim. Sormamış olalım. Kadı Hazretleri nedir durum? Her şey birbirine girmiş. Şimdi en son biliyorsunuz bu Luther yavrum şeyden kadın hemen baronun gözünden biraz düştü. Bu şey Rıza Baba'nın oğlunda. Evet, o Rıza Baba'nın oğlunu çocuk, tam bulamadı. Çocuk oroyundan gitti diye. Bazı şeyler kışı gözü biraz oynuyor diye çok kızmış ona. Evet. Ondan sonra ben bunu biraz daralmış üzülmüş gördüm kenarda. Tabii sevdiğimiz bir arkadaşımız yani. Tabii tabii. Baron yardımını bunu harcamış mı? Biraz bana kenara çekmiş falan gibi. Kariyerinde ilerleyemeyeceğini düşünüyor anlaşılan. Evet, kızmış ona. Ben de ona dedim ki gel dedim sen çok faydalı bir arkadaşsın. Bu işleri biliyorsun. Ben seni zabıta başı yaptım. Oo. Evet. Evet, çünkü buradaki... Bas zabıta önemli. Evet, çünkü biliyorsunuz geziyoruz tozuyoruz. Zabıtaların biraz eli ayağı oynuyor burada ben fark ettim. Evet. Onların başına böyle ilkeli bir adam çok lazım. Çünkü evet. Rıza Baba nasıl emniyet kuvvetlerinin başında sapasağlam. Zabıtaların da başına lütfen. Her bütün evet. İdari kurumların iyi işlemesi lazım. Çok çok isabetli düşünmüşsünüz. MGK'sı da yatacaktır diye tahmin ediyorum. Mordheim güvenlik. Mordheim güvenlik. Mutlaka evet. Şey MGK var, primleri. Emekliliği var, tabii, lojman tabii. Var filan güzel bir. Güzel, evet. Güzel iş. Güzel. Çok isabetli düşünmüşsünüz kadın hazretleri. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum efendim. Ondan sonra kendisini dedim ben zabıta başı olarak bir git bir pazar yerine bir dolaş kolaçan et. Gitti pazar yerine. Gidiş o gidiş. Dönmedi. Dönmedi.
Dönmedi. Fakat bir haber uçurdular. Burada bir rüşvet iddiaları dolanıyor. Hani rüşvet alınıyormuş da onu almış. Yapmaz. Kadır adam böyle şey yapmaz. Öyle bir şey yok. Ne haber geldi efendim? Pazar yeri birbirine girmiş. Bizim bu nedir o uğraştığımız çetenin elebaşları orada görünmüşler. Evet. Bonzaycı. Tabii hepsi hem bonzaycılar hem ayakkabı boyacılar hepsini görmüş. Hepsi beraber oradalarmış. Pazarcılar çetesinde görünmüşler. Pazarcılar çetesi de varmış. Ha bir de o da. Üç çete hepsi bir aradaymış. Üç çete bir fiyatına. Marketplace'de bekliyor. Luther'de tabii durumdan vazife çıkarmış herhalde diye düşünüyorum. Kaybolmuş. İşte, gidip kaybolmuş. Ve orada bulunamıyor şu anda. Buluruz. Eyvallah. Ben bir şey duydum bu arada. Pazar yerinde bir de kedi görmüşler. Eyvah! Kedi. Mordem'de gördüğümüz tek kedi. Balık pazarı mı orası yok? Belki olabilir. Belki balık bölümünde. O zaman da Schlager ver geri şey dediğini duydum. Ne kedi mi bir dakika diye atlamış. Doğru kendisine. Değil mi? Mi? Evet kedi mi orada diye. Evet, tek doğru. Kedi çünkü. Bütün bunlar olurken bir de Hasan'ın anlatacağı şeyler var galiba bize. Şimdi, değil mi sevgili Hasan? Şimdi sevgili baronumuzun, Baron Samantha'nın eşi, sevgili Barones Katarina... Samantha çok değil mi? Çok kısa bir süre içinde. Samantha kesinlikle. Von Lightdorfen. Evet. Samantha Fox Lightdorfen. Samantha Fox Lightdorfen'in. En azından kendi aramızda birbirimize öyle şeyler var. Sizin kendi şakalarınız tabii. Roleplayingler filan tabii. Biraz baharat katmak için. Samantha Fox Lightdorfen. Evet. Her neyse. Sevgili Baroness Katarina'nın doğum günü yaklaşıyor. Ona bir hediye alın. Doğum günü hediyesi. Alalım. Baron'un karısına doğum günü hediyesi mi alacaksın? Doğum günü hediyesi alacağım. Evet. Baron'a yollayacağım. Baron kendisi almış gibi gözükecek. İnce iş. Peki Baroness ne sever Hasan? Ya şimdi, bugün bir Baroness neyi sever? İsterseniz işte, pazar yerine bakarken belki seçenekleri bilmiyor ki çocuk. Ben hala soğan çorbası hakkında ısrarcıyız. Israrcı. Kurdeleli bir ayakkabı düşünmez miydiniz? Mesela dans ayakkabısı dans olabilir. O barona yapıyor. Hele bir seçenek seçenek. Yes, ona göre bir... Hani ben biz bir pazar yerini görelim. Evet, şimdi o zaman efendim Luthor nerede? Luthor nerede? Baş zabıtı Luthor nerede? Zabıtayı kedi, bul. Kedi nerede? Kediyi bul. Hediyeyi Hasan, bul. Hasan hediye bulsun. Anladım. Evet. Ve bir yandan da bu çeteci başı elebaşını da... Onu da bul. Onu da bul. Bir sürü adam arıyoruz. Artık ya da bütün bu sorunları artık bir son diyelim. Evet, evet efendim. Polis diye bağırsak Rıza Baba desteğe gelir mi? Rıza Baba bugünlerde, şimdi Veysel miydi çocuğun adı neydi? O Arif. Avni değil mi? Arif. Avni Veysel or oyundan kafa gidince onunla uğraşıyor. O zaman bakalım efendim neler oluyor. A new round has started. Bu iniş tipleri beğenmedim. Yukarıda görünen hepsi bizden hızlı bir grup yaratıkla karşı karşıyayız. Ama neden? Çünkü genç biz kazanamayız. Efendim objektifler diyor ki Luthor'u bul. Ecele gider zaten. Luthor'u bul. Ha bu arada Schlager Verger kedisini bulmaya geldi. Yanında biraz fiskas getirmiş. Oo. Arabada fiskas var. Arabadan fiskas al. Manticore diyor. Manticore'un layer'ını bul diyor. Manticore kedi işte o. Kedi işte herhalde. Kedicilerden dizinin adını Manticore koymuş. Evet, küçücük yavru bir kedicik o. Yavru Manticore. Yavru Manticore'un layer'ını bul. Nerede saklandığını bul. Wearstone topla 7 tane diyor. Corrosive Wearstone nedir bilen var mı? Bir de corrosive olmayan Wearstone nasıl oluyor ondan sormak istiyorum. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Şurada bir at vardı. Sağda üstü böyle kendi çişine boğulmuş gibi bir at var. Hemen bak karşıda. At. Zeki'nin sağ çaprazında. Pegasus gibi. Gördünüz mü? Yukarıda. Ha yerde bir kendi çiş. Kendi çişinde boğulmuş gibi. Efendim 7 tane Wearstone toplayacağız ve Varkin. Hatırlar mısınız İrfan yuvasına girdiğimizde yere kanla insanlar Varkin yazmışlardı. Baş evet. Kötü. Ayrıca Kınar ve Bjornstir. Kınar, Bulyon kim? Niye öldürüyoruz? Jailer efendim. Sanıyorum Luthor'un başına bir şey geldi. Luthor'u hapis tutuyor olabilirler. Anti zabıta. Pislikler evet. Zabıta. Ne o? Kontr zabıta. Kontr zabıta. Pazar yerinde kaos. Şimdi efendim Manticore'da kedinin leğeni bulacağız. Pazar yeri şu karşısı galiba. Bir haritamızı görelim. Bakalım. Haritamız böyle. Biz şuradan hep beraber. Bu sefer çünkü Monprinzer değil. Başımızda Schlager Berger var. Evet. Salak salak dağılmış durumda değiliz ortada. Evet. Pazar yeri efendim şöyle bir yer. Bakınız burada tarikatın ben ama Mordheim'ın geleneksel mimari formu olan gevşeyi görmek isterdim şu anda. Gevşek yok. Efendim ortasında bir Pegasus heykeli olan atı var işte. Bir de bu yeşil yeşil lekeler görüyorum. Bu İsmail Bandura'nın bir şeyi. Biri attırmış gibi adeta oralara. Evet efendim. Ne attırmış onu bilmiyorum. Şurada şimdi Günüşen ilk oynuyormuş. Günüşen gelmiş. En hızlımız Günüşen. Şu atı merak ettiniz mi Mösyö? Oo. At burada yeşil dönün içinde ölmüş yani. Kalmış. Bir şey olmuş adam. Kendisi şu etrafta bakınız başka yeşiller de var. Sadece içinde ölü değil. Oo. Yeşil. Bu efendim
tuzda levrek yapılır hani. Onun bir varyasyonu olarak. Yağ akar onun böyle. Evet, asitte. Her yerde yeşil yeşil. Şurada bir bakınız toplanabilir bir şey var ileride. Aa, orada bakınız çatal bıçak da var solda tabelada. Çatal basmasak bıçak. Basmasak da. Hasan ya, sen bir an basmamaya çalışıyorum. Çiştir sonuçta üstümüze gelmesin. Orada Wheelstone gördüm bakın. Adam gördük. Ama yeşil içinde görmedim şu anda. Karşıda görüyor musunuz yeşil? Wheelstone var. Aa, çişli bir toplanabilir çişli şeyler çişli var. Çişli. Hasan gözün senin şeyde olsun. Meydanda pazar yerinde olsun. Stand var gibi. Var işte şu tezgahlara bakarız. Var. Peynir görüyorum orada. Fiyonk görüyorum. Efendim içeride hiçbir şey görmedi Gülüşen. Ben pazar yerine doğru geliyorum. Bu yeşil şeyler nedir onu bilmiyorum. Ne dersiniz? Yeşil çemberler. Hayır hayır şu yeşil yerlerdeki pool'lar nedir? Ayrıca yeşil çemberler nedir? Evet. Çimen suyu efendim. Bildiğiniz gibi formuna dikkat eden mor denli hanımlar ha. Her sabah çimen suyu içmek suretiyle şey yapıyorlar. Evet efendim vitaminli yoğurt gibi bir şey bu. Gibi. O zaman ben bunu orboş dedim. Evet zayıf bir attı. At bir deli dikimi kalmış. Bizden hepsi önce adamlar hepsi var. Değil. Ha, 37 ve 33 var. Efendim Kadı Hazretleri şahsen geldiler. Evet tamam. Tabii zabıta başıma zabıta kimse başıma elleyemez. Zabıta başıma ne oldu diye. Hak ve hukuk elin bana. Tam arkamda davul çalan ayı heykelleri mi var? Bakayım efendim. Evet. Vallahi davul, öyle de. Eyvallah. Davul çalan ayıların arasından Kadı Hazretleri geldiler. Merkeze doğru ben de gidiyorum. Bu yeşil çişlere basmıyorum çünkü. Mesela bunlarda hamamda ayılar nasıl karılar nasıl bayılır diye insan. Aa bir adam şu. Gördüm efendim. Ah bir mi var? İnişte'de bir adam gördüm. Ah, burada bir buradır. Temyon altı. 320 hit pointli bir henchman. Pazarcı herhalde kendisi. Olabilir. Pazarcı olabilir ama çeteden dolayı. Pazarcı üzerinde terör estirenler galiba bence. Kadı Hazretleri eline adaletin yangın bombasını da almış. Tabii. Yanacaklar. Adalet ateşini bakın, burada yakacağız. Şuradan bir şey toplanıyor bakınız. Nerede toplanıyor? Şurada bakın. Şurada yerde sarı bir şey var. Belki alınacak. Oo. Bir hediyedir. Belki hediye noktasıdır. Bakalım. Olabilir, fiyonk olabilir. Tamam, Kadı Hazretleri. Bunlar da çimen suyu şişeleri diyor. Şimdi şu yeşil çimen suları yerlerde sarı sarı bakınız bir şeyler filan diyor. Şimdi önce fiskası şuradan alıyorum ben. Fiskas. Fiskas burada mı? Fiskas köşesi. Evet, bakınız Mantikor'un en sevdiği fiskas yemeği. Fiskas yemeği. Yani. Evet, fiskas yemeğini aldı Schlager Berger. Kedi senin kedin abi. Dana biftek ve ördek boku bağırsağı üstüne. Herhalde o kendi yapmış. Kendi ev yapımı fiskas yapıyormuş kendisi. Ev fiskas. Hatırlarsanız sıçan tünellerine girerken şey çıkmıştı ortaya. Schlager Berger'in kedisinin bilimsel açıklamasını da Baki Canik Terson bize anlatmıştı. Evet. Şimdi de şu ünlü kediyi artık adam ta zamanında söyledi. Kedimi kaybettim, Mantikor adlı bir kedim vardı. Mordheim'e kaçtı demişti. Farelerin peşinden. Kedim kaçtı diye gelmişti herif. Bakalım. Keşke bakalım boş olacak. Bir kutu getirseydik. Direkt girerdi içine. Bu işte bakalım. Yerdeki kutu. Şu kutu. Efendim Wolfenstein de geldi tabii. Aramızda kendisi. O çünkü sesleri görebildi. Sesleri görecek şimdi o. Belki o kediyi çünkü. Sağdaki sesi görse ne dersiniz? Bakayım. Kediyi bulamazsak ben sesini görürüm dedi. O ne hakikaten ya öyle. Şuradan şu mavimi düzgün harcamak suretiyle. Ona bir bak. Nedir abi? Oradaki seslere bir bak. Bak şu sesleri. Bak nasıl görüyor. Yerden çıkıyor sesler. Bakın sesleri görüyor biz, şu anda. Biz göremeyiz. Web of Steel değil yalnız. Wood plank diyor. Wood plank lazım diyor. Lazım diyor. Required. Şurada bir tane daha var. Görebilir. Oraya geçmek için. Çimenlere basmamak için. Çimlere basarsak bahçıvanlar kızabilir. Aa yasaktır. Ne? Buraya da Wood plank. Ne? Allah Allah. Evet. Tahta diyor yani. Tahta istiyor bunu. Mumcuda var mıdır tahta? Tahta bulmaya çalışacağız. Dört elementin en şeysi olan tahta. Elemental. O zaman tahta bul Ali. Al abi önünde duruyor. Şu evet. Tahtalar ama herhalde alabileceğin bir şey olması lazım. Abi evinde de balta var. Bence bunu değerlendir. Bence de. Ali o baltayla o tahtaları alamıyorsan daha ki... Bakınız, sağda bir şey var. He şuraya bakacağım. Hediye noktası olabilir. Bakınız burada da bir şey var. Wheelstone. Oo. Çünkü 7 tane corrosive Wheelstone. Ama bu ne? Ne diyecek? Yok, Allah Allah. Bunlar değiller. Tahta yığınları mı var? Biz geri dön. Bak sola bak, sola. Sola mı? Yani senin adamın soluna. Wolfen senin soluna. Bak sol, bak orada bir şey var yerde. Yanıyor gibi. Yanan bir kutu. Yangın gibi bir şey evet. Yangın yeri. Orada bir şey olduğunu sanmıyorum. Hasan gözde bir şey çarpıyor mu? Açıkçası ok varmış bu arada herifin elinde. O zaman şu duvarın arkasında mı dursun? Evet, orada dursun. Hasan şu sepetlere birazdan bakarız. Sen kendin gel bak zaten. Ali burada dursun. Burada soğanlar var bu arada çorbaya. Soğan çorba için belki. Sen tezgahlara bakarsın. Onlar soğan mı yoksa böyle büyük sarımsak mı? Ya meydanda şarapların oradan geçelim mi? Baş köprü sarımsağı. Tuna geldi. Taş fırın sarımsağı gibi. Tuna orada elinde yay olan adama benim elimde tüfek var ne olacak yani dese diye istiyorum. Şuradan onu diyebilir mi acaba? Diyemiyor ama yaklaşırsa der. Ya nedir?
Tabii. Burada biraz kavurdu olduğumuzu sanıyorum. Tabii canım. Kadı Hazretleri'nin de Tuna'nında. Bakınız şu sağ, şu bir kutu var tezgahta. Kaset player mi o? Bilemiyorum. Efendim? Tonti tonti tonti. Şu soldakilere birisi baksa. Ama bu bakamıyor. Bu bakamıyor. Şu araba, ben soldan dolaşırım. Şu arabada bakınız bir şey var. O araba bizim araba efendim. Hayır, ileride ha, şu bakınız. Kırmızı örtülü araba diyorsunuz. Hayır o değil. Onun arkasındaki. Bakınız orada, orada bir benek. Ama bunlara var. Zeki bakamıyor. Birini daha gördüm. Çimlerin yanındaki ışıkların oo. Tahta istediğinden Varkin. Neredeyse iyi. İşte Varkin. İşte. Baş kötü burada çete. Arkadaşlar. Çete başı, ele başı burada. Varkin evet. Burada. Yanında bir adam mı? Ne var? Yanında bir altında bir yuvarlak daha yanında var. Altında askerleri var. Altında bir adamı daha var. Evet buradalar arkadaşlar. Evet, tamam. Şu karşı binadan çıkıyorlar magisterleri de başlarında. Peki biz yeşillere basmadan oraya ulaşabiliyor muyuz? İşte içeriden ulaşmaya çalışacağım. Zaten Zeçü'nün oraya gidip bir şeye bakması mantıklı değil. Zeçü gelip burada bizi korusa daha iyi olacak. Makul. Mesela şurada. Makul bir strateji bu. Şurada Schlagerberger yerine Zeçü ambush yapsa daha tatlı. Oh. Daha güzel. Yalnız sol tarafa kim bakacak? O bir yerlerde. Burada kimse çıkamayacak vardı. Bu arada o delikten ya. Zeçü orayı tıkadı. Hiç kimse çıkamayacak oradan. Tankut var. Tankut yanımızda. Evet. Tankut da baron adamlarından biri. Baron, evet. O da bilir mi karısını? Tanır mı? Tanımaz. Senin gibi bilmiyordur tabii de. Şimdi yani baronun en sevdiği adamlarından birisi olarak sevgili Loretta'nın kimlerin yanaşacağı, kimlerin yanaşmayacağı da benim listemden geçiyordu bir miktar da. Loretta Tankut da yakın sayılır. Yani en azından şey adamlarından biri bize yolladı mesela yanlış. Elbette buraya gönderdiği her adamın çok sevdiğine eminim yani. Evet. Canlı ben burada gözümden. Kalacağım Tankut'ta, çevreye bakacağım. Burada da ya sence tahta diyecek sana. Tahta diyecek. Ateş, su, toprak. Tahta bulabilecek bir yer. Demin haritada bir kısım bir şey. Tahta gibi bir şey gördüm. Şu yuvarlak. Karşı çetenin oraya bir bakar mısın? Biraz zoom eder misin? Şu solda. Aa, şöyle bakın. Aa, tahta yığını gibi görünüyor gerçekten. Ama, onlar... Ama çatıda gibi de gözüküyor. Unlabel mi onlar? Bilemiyorum. Şuradaki çatı da var çünkü bak tam önümüzde. Bu mu? Değil mi o tahta var? Emin değilim bu. Tuzak kapı. Falan da var. Emin değilim ama... Şu yığın olabilir bak. Şu yani böyle plank diyor çünkü böyle bakalım, bütün halde bakalım. Ben burada duruyorum. Çişlere basmamak için. Çişlere mi çimlere mi neyse. Über Toten aramızda kendisi. Şimdi Über Scouting yapsın bize. Über Scouting'i o da sağ tarafa doğru yapsın. Ali'nin gittiği tarafa doğru. Efendim biz sola giderseniz bence. Sol mu diyorsunuz? Şu binalara bir girebilir miyiz ya? Belki binanın içinde... Şu tarafı. Soldaki binalara mı? Evet dükkanlar... Kapısı varsa. Var ya. Var kapalı. Bakın şurada. Millet. Giriliyor bakınız. Gördünüz mü solda? Evet şurada bir yerde de bir şey var. Var mı? Haritaya bakalım mı? Bakın şurada mavi sandıklar var. Şey, benim cebimde bir tane harita var galiba. Evet, doğru. Şimdi bazıları gördüğüm kadarıyla şu çiş yığınlarının yanındalar. Ama o koy diye zaten galiba. Oradan koy. Galiba. Bir de üstünde yeşil şey üstünde tahta olan çiş yığınları mı var? Oradan mı böyle toplayacağız? Bütün tahta gibi bir şey görüyor musun? Yukarı, biraz yukarı çıksana. Yukarı. Daha yukarı. Göremiyorum. Bak biraz burada sağ, belki hediye sağ, olabilecek şeyler vardır. Şu kahverengiler sağ. Olabilir. Scavenge dediğimiz noktalar. Ne bunlar? Burada. Ha evet, scavenge noktaları belki olabilir. Geçen görevde öyleydi ya, scavenge noktalarından. Ha olabilir. Güzel dediniz. Bakalım onlara, belki öyledir. Peki Über Toten de burada. Şu binanın içinde ne olabilir bakmak lazım. Bakacağım bir dahaki altı. Şu scavenge noktaları. Evet, bu ev oynuyor. Temyon. Gel bakalım Tuna'ya doğru Temyon. Tuna sana konuyu açıklasın. İşte açıkladı Tuna sana. Crit dedi indirdi. İşte bu kadar. İşte Tuna. İşte bu kadar. Kıpırdama dedi ona. Bütün gece dinledi şarkıları. Evet. Hazır evet. Geldi. Müslüm dolu geldi. Kupu almış. Hohenson. Haritasını okuyarak baksın. Haritasına bir baksın bence değil mi? Mutlaka tahtaları işte Mordheim genel haritasını işaretlemişlerdir. Üzerinde bir oil bomb, bir de yapışkan sludge var. Mordheim'deki bütün bunlar tahta yığınlarının yeri nerede? Alevli bir post-it'e dönüştürebiliriz. Çalışmadı harita. Evet. Haritamız çalışmadı efendim. Bir kere daha deneyebiliyor muyuz? Yok, o her oyunda bir kere. %70 de o ihtimal. Çalışmıyor mu? İhtimali mi var? %70 çalışıyor mu? Çalışmadı. Muhtemelen pazar yerinin ayrı haritası var. Görebiliyor musun şu raflara falan bak. Şimdi... Böyle, burada böyle bir şeyler var ama... Boş bardak olmaz, boş şişe de olmaz. Buradakiler soğan oldu. Gibi ama... Bilemedim. Şunlar ayçekirdeği galiba. Kıyma da olabilir. Ayçekirdeği boş geçireceğin gece için çok... Bu tezgah değil o zaman. Başka tezgah. Pekala. Ortaya doğru bir gidelim. Ortaya doğru bir gidelim. Yeni round başladı. Magister Varkin diyor. Acid Pool.
Nerede? Yazdı sağ, bilmiyorum. Sağda öyle yazdı. Bastı. Birisi gitti. Ha, onlar asit bulmuş arkadaşlar. Katır çişi dediğiniz şey. Basmayalım o zaman. Çimen suyu efendim. Garip garip şeyler. Yanlış bilgi verip durmasın. Gather Lure. Locate Luthor. Bir sürü iş. Luthor nerede olabilir'e bakmadık ha hiç. Acaba ihtimal olarak nerede olabilir adam? Ya biz bütün haritayı gezelim, Luthor'u da buluruz herhalde. Orada vallahi bir önce şu heriflerle bir yani başa Luthor'u çıkalım. Bulursak iyi olur çünkü çok. Luthor yardımcı olacak bize tabii. Luthor, bir evet. Fena dövüşmüyor Luthor evet. Asit pul deyip duruyor arkadaşlar. Basıyorlar mı bunlar? Benim hoppa buradan bir mutant o geliyor Ali'ye doğru. Mutant sağ dediğiniz taraftan şuradan. Allah ne oluyor? Büyük korkunç bir yaratık şuradan mı? Yok yok efendim. Şöyle bir Bekenel diye bir mutant geliyor Ali'ye doğru. O zaman evet oraya yardımcı olalım değil mi? Bence Günüşen. Gerçi şu yerdeki yattara durumdaki herifi indirmek de bir fikir değil mi? Günüşen ama range yetmez. Tabanca var elinde. Bakınız Günüşen dışarıdan devam ederse yoluna. O zaman mutantla göz göze gelecek. Gelmeyecek bakınız. Buradan devam etsin. Şimdi sola döndürürseniz. Şimdi bu mutant değil bu Ali. Evet. Buradan içeri mi gireyim? Şu, ha, bakayım, şu şeye bakayım. Şeye doğru tezgah. Aa, sniper shot atmaya da yerim de var. Ama reload'a şeyim yok. O yüzden bir atış yapacağım. Tamam. Peki bu ne? Bu da mutlak istiyor. Bu da o tahtayı istiyor. Galiba arkadaşlar bu çişlere basmamak için koyacağımız tahtalar bulacağız. Bu buradan koyunca şu çişin üstüne koyacak sanıyorum. Hadi bakalım. Doğru hatırlıyorum değil mi? Tabanca iki maviye dolduruluyor değil mi? İnşallah. Ateş. Niye normal attığınızda sniper atmadınız? Çünkü 95 diyordu zaten. Sniper atarsan tabanca 1'e dolduruluyormuş. Sniper efendim 4 tane fazla kırmızı istiyor. Oldu var da. Hayır aynı istiyordu efendim. 5 ha pardon istiyordu. İkinci atışım yok. Evet. Ha doğru. Evet. Ben onu ikinci atışı kendimi bıçaklıyorum sandım. Ben bıçaklayarak değil içe dönük düşünerek bunu yapabiliyorum. Evet. İçsel bir yolculuğa çıkarak. İki yolculuk sonrasında. Halil'i yeşillere basmak istemiyorum. Orada bir bakın şey var yanda. Solda bir iskemleyici noktası var sanki. Halil buradan bunun içinden woodplank çıkar mı? Çıkmaz ama artı iki toughness, artı iki agility veren heavy armor çıkar. Peki. Toughness, agility, heavy armor of hunters, oksimoron olmuş. Bu arada buradan oraya çıkacağız. Charge var evet. Orada yalnız kalır mı Halil? Arkasında... Herkes oradaymış. Şimdi şurada bir... Geri dön, geri Jailer dön. Jailer Bionistir var. Burada bir Caliban var. Bu bir şey, fear yayan arkadaş, canavar. Bu Varkin'in son bulunduğu yer. Bu bir Chaos Spawn. Halil'i buraya charge edersen bu adamların hepsi Halil'in üstüne gelirler. Halil'de buluşurlar. Halil'de buluşmalarını istemiyoruz. O yüzden ben çıkmayan buradan, çıkmam bana ne diye düşünüyorum. Ama orada durursanız charge edersiniz. Makul. Bence oradan gelen iki hero'yu Ali ve Halil alırlar çünkü sonuçta onlar da birer hero. Evet. Değil mi? Gönüllerde gönüllerin kahramanları. Benim bir önerim var. Buyurun. Şu an itibariyle bir hilal taktiği uyguluyoruz ama hilal taktiğinin aşağıdaki kolu alakasız yerlere gidiyor. Onlar da şöyle girecekler ama şimdi. Değil i̇şte, mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, bir şey yaramayacak diyorsun. Uzak kalıyorlar. Evet. Bakın o zaman şu halkalar var bir de. Biz hep unutuyoruz. Halkalar şu halka bir şey demek. Buna şuraya Tankut bakacak, buraya Übertürk'ten bakacak. Evet. O zaman Halil burada şurada iki mavisiyle dodge'unu yapacak. Çünkü Chaos Spawn gelirse peri edemeyeceğim düşünüyorum. Ayrıca şuradaki Barbarian da mutanttır büyük ihtimalle. Şey yapılmıyordur. Perilenmiyordur. Dolayısıyla Ali çok kötü bir fikir onlarla dövüşmek için. Bence Ali şurayı tutan adam olabilir. Eğer şey gelirse, canavar gelirse çok kötü olur. Canavar dışındaki adamlar gelirse Ali burayı tutar. Devil Steel'le. Hadi bakalım. Çünkü bu adamlar oklarını switch edecekler bilmem ne filan derken Halil Webo stiliyle tutar. Biz de buraya kimi götüreceğiz? Altı okre herhalde değil mi? Altı okre herhalde. Altı okre. Merkezde bir şey yok zaten çünkü. Evet merkezden gelen bir şey yok. Dolayısıyla. Geri de götürürüz bence. İşte onlara karşı Webo stilin çalışmayacağını düşünüyorum da. Ambush. Apa. Orvoç'e dışarı gel. Aa! Bak kafayla. Böyle gezeceksin değil mi bütün oyunu? İşte bu şekilde. Tam sinüzitine geliyor Allah'ın. Sinüzitinden vuruldu. Şurada ambush diyeyim. Dışarıdan gelen adam bana charge demesin. Evet. Kedim nerede diye kediyi kedi ararken pisi pisi al sana pisi dediler. Pis dediler gitme. Evet al pisi pisi dediler. Ben şu yukarıdan gelenlere doğru o zaman altı okrayı konuyla ilgilenmek üzere. Ya gerçekten. Buradan da bir overwatch uyuyor. Oo! Mutant'ın elinde yay var. Mutant'ın elinde yay var. İlginç. Bu bir barbar. O gelen barbara ben buradan ambush dersen benim ambush range'im bayağı uzun. Çünkü artı 4 veren çok iç var elimde. Çok güzel. Ebat uzağa charge ettiriyor. Ben buraya ambush dedim.
Ebatif. Mutantın elinde de zaten yay varmış. Şimdi bunlara harcamak doğru mu bilmiyorum. Hit point'imi. Bence normal ateş et. Değil mi? Handshot'ımı yapıyorum yani ben buraya. Sonra lazım olacak. Evet. Büyücü mücü çıkınca. Gelsin. Varkin market. Onu atarım. Handshot'ta işe yarar zaten. Leloy. Bekle abi burada. Şimdi. Ümer Doten. Ural'ın dediği üzere burada bir şey var mı? Yok, harita mı bitti? Ya bayağı ahşaplı bir yer ya çünkü. Şu duvardakiler ne efendim? Tövbemiş miydi? Efendim? Neler? Solda bakınız. Übert Oten'in kafasının arkası. Burası. Nal mı onlar? Oo. Efendim bir şey toplayabileceğimiz bir işaret bir şey olurdu diye tahmin ediyorum. Ha, mavi takılması olduk yine. Übert Oten konu dışarı. Tankut. Abi bir şey alabileceğim bir yer görmüyorum. Şu ne? Yok bu iş böyle değil abi. Bunlar wood plankların konduğu yerler bu sarılar. Evet evet. Alındığı yerlerin nasıl yerler olduğunu... Yani haritada wood plank'ı görüyorsan... New objective diyor. Aa yani, bulduk. Plankler şunlar değil mi işte? Ne? Şu önümüzde duran... Hah! Gather planks! İşte. Al abi. Bunları mı gather ediyor? İyi saklanmışlar. Neresine sokuyor bunları? Ben çok abi merak işte içinde şu an. Cebi var onun. Bir tane wood plank buldum. Şimdi tankutunu nereye soktun? Ne öğrendik en azından ya. Ha şimdi mesela bunu şuraya koyunca... Ve göstermiyordu galiba. Haritada gösteriyor muydu acaba? Onu keşke baksaydık gerçekten ya. Place planks diyorum. Sanıyorum şu yeşile ulaşmamı sağlayacak. Tankutun çevresinde işaret yoktu. Alternatif place planks. Şimdi diyor çişe basmadan. Sanıyorum bu demek değil mi? New objective. New objective. Locate a way to bypass the acid pools. Tamam. Tamam peki. Way bu. Çişe basmayınız. Gather corrosive... Ha, tankutla mı toplayacağız bunları? Çok fazla yeri yok. Bir tane al bakalım. Şeyin yanındayız. Bir şey ne oluyor? Arabanın yanındayız. Efendim? Arabayı arabaya gidebilirim. Mi? Bir şey olmuyor. Corrosive olmayan bir stone... Başka bunları plank. Geri toplayabiliyor muyuz şimdi? Şimdi arkadaşlar bu Wearstone'ların yerleri önemli bakın. Haritada görünüyorlar bu arada. Biri burada. Bu bir yandan da bu hikaye var yani. Şu yukarıya çıkılabiliyor oradan çıkabiliyoruz. Ama sarı noktası vardı galiba değil mi? Yalnız iki champion'ımız da konu dışı bu arada. O iyi değil. Kötü oldu evet. İki champion da konu dışı dodge diyor. O zaman biraz burada savunma oynayalım da champion'larımız bize yetişsinler yani. Ogre'ye kim atıyor? Arkadaki herif atıyor. İkinci atışta herhalde yapıyor. Oo! Böyle bizim daha iyi şut ediyor olmamız gereken bir karşılaşmada onların daha iyi şut ediyor olması güzel. Ama charge etmeye korkuyoruz oraya. Yani yukarıda iyi karşılamamız lazım. Evet yukarıyı karşılamamız ve hızla geçmemiz lazım evet, ki içeri girelim. Ben de o plandayım. Hasan. Sol. Abi görüyorsun. Hı hı. Şurada hala boş şişeler var. Bir kısmı dolu ama. Fıçının kendisi var. Büyük bir fıçı var. Fıçı var. Burada bakalım kalas var mı? Bir dakika. Belki yakında şurada kalas bir, var. Bir. Bu ne? Bu bir hediye kasa noktası var. Galiba. Hediye kutusu galiba. Hediye kutusuna bakıyorum Hasan. Bu oyunda terör var diyor. Evet. Diyor ki. Terörgü. Evet terörgü. Birini aldım. Arkadaşlar buradan bunlardan toplayın diyor Hasan bize. Yolluk. Baronese götürmek olarak. İçin. Baronese olmaz. Olmaz. Saçma sapan eğil olmaz. Peki o zaman efendim. Orada plank var bak. Tamam. Evet, işte, buldum plank. Onlara bir o yükleneyim ben. Belki şu yeşil taşları götürür. Ya da şu soldaki ne? Şu haritaya baksana plank nasıl gözüküyormuş. Evet, güzel söyledin. Tam tabii şey. Baronese yeşil zümrütleri götürsek. Baronese onlardan toplayabiliriz. Ben şimdilik böyle düşündüm gerçekten. Onlardan yedirsen o kadına mesela. Evet. Ben burada duruyorum. Hasan bunu alacağım. Gerçi burada durmama gerek var mı? Bunu zaten tankut yapamayacak mı? Ay yapamayacak çünkü orada asit var. Dönüş yolunda. Niye burada bak. Şurada. Çatıya çıkacağım. Peki tamam Hasan'la yaparız. Hasan ambuş burada. Ne biçim işmiş ya bir yandan kereste. Vursan sen kereste işten anlar mı acaba ya? Sen kerestesi değil mi zaten? Nakliyeci. Kerestesi değil. Ama kereste nakliye yapmıştır. Bu ne kadar çok ok yedik. Gerçekten çok ok yedi altı okraya. Bu herif 3 tane ok atacak altı okraya. Healing potion'a ihtiyacımız var. Kaçırıyorlardı yani pat pat pat. Maşallah. Abi nasıl kaçırsın koskoca okraya ortada boş boş duruyor. Ay kırıklık şart dedi bir de. Biz her 3 atıştan ikisini birini kaçırıyoruz yani. O biziz. Gel bakalım. Jailer. Yok bize gelmedi. Ali'ye gidiyor.
Hasan'a gidiyor. Aa, Gülüşen'e gitti. Sürpriz, bunu ben de beklemiyordum. Gülüşen'i yok etmeye karar verdi. Üçüncüyü vurur mu, vurursa ödül olur. Sen geçince bir şey olmuyormuş. İndi, bir damage yedi. Damage yedi. Ama geçiliyor demek ki yani. Hani... Evet, ne kadar kalıyor üstünde onu da görmüş olalım. Takip edelim yani. Bize nasıl girecek. Yaz bu çok iki yüzlü bir adammış. Çok. İki suratı var gerçekten. Geliyorlar da şu ok yemekten kurtulalım arkadaşlar. Asit pool sürekli vuruyor bunlar galiba. İşte inşallah. Ha asit evet. Pool'un... Ay çünkü... Ali Fear Test Success. Abi o pire edilemez ki. Opere edilmez ki. İki Ali ne haber? Ali disengage arkadaşım. Sesleri koklayamamış. Ali sesleri koklarken abi, yok yolda Ali. Full'u tabii biz geçiremez düşündük. Tabii yani, geçilen bir şeymiş o. Geçiyorlar. Şimdi evet gayet geçiliyormuş. Exploit positioning kime atış edeceğiz? Bu herif disengage değil mi? Şunu at. Şu herif. Evet. Bu kim? Ali'nin önündeki. Aslında bu herif. Kınar. Çünkü ikisi de perilenmiyor. İkisi de Jader abi fark etme. İkisi peki. Bu herife... Bu herife to hit dedi. İki ve... boss'la şampiyonsuz yakalama. Evet. Hoş değil. İki, bo- iki tane şeyle. Ali çok fena crit yedi. İki crit yedi Ali. Ali'ye hemen poltis bulmamız lazım. To hit edebilmesini sağlamak için. Ama... Ölmese zaten. Şimdi. Bu herif de burada. Bayağı iyi abandılar üstümüze. Ali şey Halil önce adaletini kılıcı keskin kılıcını göstersin. Ali'nin de uyuştu adam ama. Evet. Bu herife fear yayıyor herif. Hakkaniyet. Öbür herif fear yaymıyor. Ha o da güzel bir yaklaşım. Şu herif fear yaymıyor. Yaymayana her zaman yaymak daha iyi. Bence de gidelim ona ben fear yayayım. Korkuyu bir sal evet. Korku sal buna. Hadi bakalım. Kadı Hazretleri. Bu birinci korku. Hak hukuk. Hak hukuk diye vuruyor. Dodge'unu aldı. Şimdi ikinci atağında zaten. İkinci atağı 3'te. Hak hukuk. Adalet mülkün temeli. Adalet mülkün temeli. Neyse, şu herifi birisi temizlesin. Ben bu herifler peri edilemiyorlar. Dodge. Herif mi bu yoksa herifler mi? Herifler. İki tane. Bir de öbürü var. Üç. Geceleri sesler duyuyormuş abi. Bir ağzı horluyor, bir ağzı horlamıyormuş. Şimdi Schrager Berger'le orayı temizlemeye uğraşabilirim. Ya da arkadaki okçulara gidebilirim. Çünkü ayı gibi ok atıyorlar. Vallahi ya okçulara gidersen bir şey tetikler misin? Bir de asit var okçulara. Yok geçebiliyor şuradan. Bak. Şuradan var geçit. Yataktan. Hasan gözüne bir şey çarpıyor mu? Ya okçuların arkasında yıldızlı bir şeyler görüyorum da. Okçuların arkasında Varkin var. İşte. Buraya gelmiş. Bir de burada spawnları var. Birisinin menziline girmek. Acaba yani? Peki o zaman buraya dövüşelim bence... ama o zaman okçulara atış etmeliyiz abi. Okçular ayı gibi ok atıyorlar. Ama positioning yaptık. Da positioning de onların bu adam bundan korkmaz mesela. Bence de korkmaz ama peri de edemez. Öyle mi? Peri edilemiyor bu heriflerin ikisi de. Ama giriyorum abi ne yapayım? Başka çare yok. En azından diğerini kaçırmak için. Ali'yi kaçırabilmek için. Fear test success. Hadi bakalım. Şirage 78 çok düşük ya. 1000 eyes. Sıkma gözünü. Her yerde gözler var abi. Yaratığa baksana. Yaratığa baksana. Yaratığa. Bu adama daha damage nereden bulacağız? Ali'ye poultice buradan yapabiliyor muyum? Taunt diye biliyorum. Ali ağzını aça aça nefes alıyor. Farkında mısınız? Biraz nefes. Ali'ye poultice nefes basamıyorum. Kalmış. Ali biraz nefes nefes evet. Etrik eliksir. He. Bu büyük. Efekt geçiriyordu. Şey değil. Büyü yapıldıktan sonra işe yapıldıktan sonra işe yarıyor. Ama buraya vuruyorum en doğrusu. Ya da Halil'e order da diyebilirim. Ya vur. Hayır ha, Halil, evet. Halil'e vuracağım onu order düşürüp... daha benimkinden... Ben şimdi buna vurunca bir şey olmayacak. Bence şey de order iyi fikir. Halil'e order verirsem o herifin düşmesi... Ama iki vuruşta üçte birine indirdin abi nasıl olmuyor ben onu anlamadım. Şimdi evet. Halil vur. Ayrıca ben tabii periye yapacağım da Halil vur. 62. Şimdi birisi düşürebilir hale geldi onu. Bir de kritik bir etki de. Taunt. İdeal bir çözüm şu noktada. Evet. Buna tamam. Bana mı vur diyor tamam. Bana vur diyor. Tamam. Bana vur demiyor da. Her çıkma kombattan mı diyor öyle bir şey diyor. Her çok çok şey yaptı. Peri diyorum ben yine de. Bu herifi perileyemeyeceğim ama şuradan gelenleri perilerim. Bu herife %10 dodge uğraşacağım ama. Okçunu biri bana girerse belki peri ederim. Ali'cim. Üzerinde poultice var mı? Armor break. Skill'i varmış elinde ama Ali Mali kalmadı. 98 point. Poltis moltis yok. Disengage tabi yoksa Ali'ye vurup öldürecek bu herif. Evet bence de. Disengage'de öbürünü öldürmeye deneyebilir belki. Disengage'den sonra hiçbir şey kalmayacak Ali'nin. Evet, Ali burada disengage bir olsun. Bir çekilsin. Ok yemeyecek bir yere çekilsin. Şu poltis gelene kadar Ali iptal. Ok yemeyeceğim bir yere çekil Ali. Şu adam vurup düşüremez herhalde değil mi? Ali'nin kırmızısı kalmadı. Ha, adam vurmaya.
Ali'yi bir toparlayın. Bu arada şimdi bu herif de iyi tabii. Kimin? Halil'in. Halil'in dövüştüğü adama değil mi? İki atış gerekebilir burada. Ben üçle mi dolduruyorum? Üçle dolduruyorum. Aimed shot. Şu herife aimed shot. 95. Bence attım. İner o. Ha, indirebiliyor abi. İndirdi. Helal. Orada çok güzel oldu. Completed. Objective completed. Halil onun üstüne anahtar alacaksın. Ha, hala şey bunu öldürüp reload edip. Ama düzgün bir hedef bulamıyorum. Bakacağım. Şeyin önündeki engaged ama onun yerine bir okçuya atabilirim. Yaralı okçuya öyle mi? Yaralı okçuya atabilirim buradan. Bu yürüyünce yapamıyordu hani bu. Yapılıyor. Şu anda adrenalin yapabilirim. Bir mana harcayınca oluyor. Ve atmalıyım arkadaşlar. Birazcık Tuna'ya damage vuracağım ama başka türlü o okçuların damage'ı çok fazla olmaya başladı yani. Yani incakmak lazım. Bir tane zaten bayağı yaralı onların. Evet öndeki bayağı yaralı. Günüşen kaç? Bir vur bakayım. Hadi bakalım. Bayağı yolda 20 az kaldı o. Evet iki ama... İki atış lazım. Ve burada... Şu herif ambush demedi değil mi genelde? Demedi hayır. Yine de soldan seyirterek gitmek okçuya. Okçuya mı gideyim? Tabii. Niye okçuya gitmeyeyim ki? O herifi çünkü okçu. Engage edeceğim. Okçu bizimkilere ok atacak. Onun yerine ben okçuya engage edeyim. O bize gelsin. Evet. Doğru söylüyorsun. Şuradan doğru şöyle gelip... Gaffasına. Fear test success. Pekala. Frenzy. Zekiye senin için şöyle böyle diyorlar. Liboş diyorlar. Liboş diyorlar Zekiye. Liboş diyorlar. Strong blow. Bu herifin dodge'lu olduğunu sanmıyorum ama. Değildir. 2 strong blow ya da 3 atak. 3 atak. Strong blow ne yapıyor? %50 damage. Tam kafa kafaya. Strong blow bir vuruşun kaldığı durumları dışında atak daha iyi. Al lan bekener. Atak strong blow yapman lazım. Bir de fatality'si olduğu için. Fatality. Atak strong blow evet. Sen niye o kadar duruyorsun? Hadi Zeki be şu strong blow'la. Haydi crit gerekiyor. Crit. Haydi crit gelir. Olmadı. Ah Zeki. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Daha ne yapsın? Delay de anlamsız. Çünkü frenzy'deyim. Stance mitens yalan. Arkadaşlar sevgili championlarımız. Siz koşa koşa gelseniz. Neden ya. Konu dışısınız? Şuradan ben yukarı bir bakıyorum yine de sonra gelip alacağım mavimi geri. Eğer ki merdivene takılmazsan yani. Merdiven mavisine veya bir tuzağa düşmezsem. Tam odada burada, ne var acaba? Burada tuzak muzak görüyor musunuz? Hemen sağında. Şey tuzak diyorum plank. Plank yok. Yok. Plank'ın altında zaten. Bu abi şurası, okçu kulesi. Okçu kulesi evet. Oraya okçuları şey... Oraya Tuna çıksın diyor ama Tuna'nın da range'i düşük. Kaan lazım onun için. Range'i uzun tüfekli adam lazım. Zaten hiçbir kimseyi kendimizden çok ayırmayalım. Reinforcement falan der. Blokmışım bu. Evet şimdi... içeriye şeye Schlagerberger'in dövüştüğü yere zaten oraya yetişene kadar biz bir tur koşacağız. O kombat bitecek. Biz bir dahaki kombata bit koşacağız. Yani gözümüzü kestirip şeyden girebiliriz. İçeriye girip asit üstünden geçip. Asit üstünden geçmeye korkuyorum ama zaten ben şuraya anca geleceğim. Bir dahaki round karar vereceğim. Yine zaten şey merkeze yükleyelim. Düştüklerinde o zaman yani şey demek yani. İstiyorum. Şu anda sürmekte olan kombatlara champion'lar yetişemeyecekler. Ama o zaten biliyoruz ama yalnız biliyoruz. Yani. Yetişebiliyor tank. Bir dahaki el yetişebiliyor ama asitten şuradan geçebiliyorum. Tam ok yiyeceksin. Ye. O yesin ya biraz. Ha ye bir de kalkanı da heavy armor da var. Tam ok ye. Tahta ne görüyor ne musunuz? Ne yapsın? Ambush deme de. Tahta başka yerde. Ambush diyeceksem de ben de aynı şeyi düşündüm Hasan. Şurada tahta şöyle diye. Baktığı yerde vardı abi tahta. Değil mi? Sen de onu düşünüyordun. Özgür tahta Hasan'ın baktığı yerde vardı. Arkanın Hasan bak... gidiyor zaten. Ha o Hasan o. Alacak onu. Ben aside girmeden ambush yapmanın yolunu arıyorum. Abi sen çok kötü kaldın burada. Gerçekten boşuna çok mavi harcadık burada. Çıkalım artık buradan. Şurası mı çıkış? Koşa koşa. Maviyi de über harcadı yani. Mavisini de über harcadı ya. Harcayacaksam über harca. Daredevil. O bir close combat emin ya kombata atıyor, cover'ı atıyor. Hiç umurluklar değil. Her şeyi her zaman atıyor ya. Crit yemiş falan. Hiç. Her şeyi vuruyorlar. Dot stance'lar falan. Ne ah oh Allah'a çok şükür. Zekiye bir güzel, mis. Güzel. Kolay mis. Kolay oldu. Bitti. Ağlayın. Ağlayınca DM üzülüyor. Moralleri bitti bence. Tamam artık. Çünkü championlarımız geliyor abi. Tabii. Duydular ki geliyorlar. Hasancığım şu plank'i abi. Beşinci günün şafağı mı oldu? Evet. İşte, plank'leri alıp bir taş bulalım sana.
Çünkü kontese bu zümrütlerden diyorsun. 1, 2, 7 artık neyse. 7. Şunu alayım mı hazır buradayken? Bir daha buraya uğraşmayalım. Merkez de olabilir. Merkez. Hayır hayır, oralarda yine olacağız ama buraya bir daha adam getirmek zorunda kalmayalım. Artı oranın eğer toplayacağımız... Sadece 7 tane İşte var. Bilmiyorum. Bir baksana hayat adam. Ben böyle gidiyorum. Şunu alıyorum Hasan'la. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hasan'ın görevi baronesin zümrütlerini toplamak. Bunu tabi aslında... Bir de yeri de çok fazla yok bu arada Hasan'ın. Ama tek tek yapıyor zaten. Koyunca gidiyor planki. Hayır hayır. Ha ama yani alabileceği de iki tane daha alabilir. İki tane daha alabilir. Stick ıslacı atarız sağa sola. Aslında evet. Hasan şunu topla bakalım. Ona işaret. Bu kadar zaten. Birisi gelir mi? Ben de bu kadar yürümeyi beklemiyorum. Bir baksana şey plank görür müyüz acaba diye düşündüm ama. Başka plank. Şu anda görmüyorum. Evet. Bekle bakalım. Luthor. Ha. Luthor. Nerede Luthor? Nereden çıktın? Burada Luthor. He çünkü anahtar bulduk çünkü. Bulduk. Evet. Şimdi Luthor'a hızlı giden bir Luthor'a o zaman Halil değil. Şuradaki plank. Luthor'a hızlıca kim ulaşır? Schlagerberger ulaşır kombatta. İkinci anahtar da mı gerekiyor acaba? O da Schlagerberger diyor. İkinci anahtar niye gerekiyor? Bilmiyorum. İki Jader var. İkisini de öldürüyor evet. Da. İkinci anahtar niye gerekiyor bilmiyorum. Tankut ulaşır. Ne görevleri var? Tankut ulaşır. Tankut işin o zaman yanımıza gel. Halil'in devirdiği adamdan anahtarı al. Ve bu kargaşanın içine gidip Luthor'u kurtar. Evet. Ondan sonra da düşecek orada zaten. Martial Influence, Old Ground bilmediğimiz bunun bir şey. Bunun da yedek silahı vardı. Acaba ateş edemiyor mu dışarı? Switch Weapons. Nasıl üzgün. Switch bakayım. Kimseyi görüyor musun? Lan dışarıyı görüş yok galiba. Ya göremiyorum. Overwatch. He? Overwatch. Overwatch. Peki. Eskaza diyorsun. Eskaza biri geçer bir şey olur. Ne tarafa baktım da biliyorum ama ne tarafa baktım önemli zaten. A new round has started. Geliyor. Spawn oynuyor. Herkes bizden önce ya. Çok fena vuruyorlar. Spawn? Asip hayır. Pula. Kim o? Şey. Varkin asıl pula girdi. Bir daha mı girdi? Bir ok kadar vuruyor abi bu arada. 25 yıl. Fena vurmuyor ve sürekli vuruyorsa yani bayağı ciddi demiş. Varkin Overwatch yemiş olabilir mi? Kimde? Overwatch mu yedi? Ama söylerdi Overwatch diye. Overwatch aradı ya. Varkin kayboldu o. Asit pul da demedi gerçi ama. Bir daha asıl pul boşa attı. Varkin mi o? Varkin ok atıyor. Varkin değil ya o. Evet Varkin. Şimdi Chains of Chaos dedi Halil'e. Ne etkiyor? Bilmiyorum. Var mı elimizde magic geçirme potion'ı? Şeyde var. Bu ne oluyor? Bu Ali'ye gidiyor mu? Bu Ali'ye bulacak. Kim bu? Gümüşhane. Gümüşhane ya da Ali'ye. Ali. Ali'yi beğenmedi o. Ali'yi beğenmedi. Ali'yi beğenmediler. Ali'nin üzerinde bir şey var mıydı? Aman aman aman. Ali'nin üzerinde bir şey var mıydı ya? Motion. Ali'ye taktı kafayı. Bug Benzail falan vardı. Şu herifi de yakalayın. Hadi Asit. Asit'e girdi. Ne yapıyor? Koşuyor koşuyor. Günüşen. O kaçtı sadece. Şu konuda ne düşünüyorsun? Dikkatli hareket ederim şu andan sonra. Buradan o adama ateş edemiyorum. Ama Günüşen içe dönük, içsel bir yolculuk yaparak kime ateş edelim? Şu arkamdaki herife. Atıp içsel bir yolculuk yapacağım. Girle dolduruyorum. Tamam bir daha. Evet iki tane atıyorum. At abi. Buyurun. Gülüşen çünkü burada kalıp bir dakika ne oluyor dedi. Wirstone Horns diyor. Bu hero mu bu? Hero. Abi çok kötü kaldık ya. İçe dönük düşünceler içine giriyorum. Bir kırmızı kazanıyorum. Gülüşen içindeki kötülüğü dışarı çıkarıp kaos yaratığının üstüne kusuyor. Kötülük güzel. Böyle olmaz, böyle olur. Kötülük öyle olmaz, böyle olur diyor. Şimdi Halil. Çiftler çiftler sıkıyor evet. Kendisine. O zaman şeyi almıyorsun. Onu Tankut'a bırakıyoruz dedik. Mi? Yoksa Tankut buraları... Bu round yapmayalım. Bu round herkes dövüşsün. Chains of Chaos ne yapıyor üzerinde ona bakalım. Onu bir bilelim evet. Atak edemez, counter atak, charge edemez, ambush edemez. Offensive artı iki kırmızı. Bir tane var. O bir charge... O bir charge'ı o mutanta... Halil niye etmesin? Nerede o mutant? Solunda. Şurada. Geçti, geçti. O bir tane charge'ı. O okçu. O mutant diyorum işte. Mutant dediğim bu. Ya benim bu kadar kırmızım var. Onu da o da bu kadar kırmızı istiyor. Fada Hazretleri indiriyor. İşte. Yeter ulan diye indiriyor. Üstüne bir bak abi. Tanımadığımız bilmediğimiz bir şey var mı? Bob of Luck. Bunlar bizi ilgilendirmiyorlar değil mi arkadaşlar? Solunda Perseverance falan. Kullanabileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla da ihtiyacımız yok artık. Çünkü ya herru ya merru durumdayız.
Halil burada bir dodge yap, o herif peri edilmiyor. Zeki çok yaralandı, korku mu? Fear test success. Şuraya bir yardıma biri gelebilir mi arkadaşlar? Alır onu şlar gel. Uzun sürer, problem o. Dodge'unu al, 41 çok iyi damage. Çok iyi burada kadar. 41 ne kadar yüksek? Maksimumdu zaten. Maksimumdu. O zaman bende Kidney Strike var mı? Yok. Healing Draught'um var. Etrik Elixir. Ha işte Halil'e bu lazım. Değil ama. Neyse artık. Poultice'im var, anlamı yok. O zaman atak. Tankut birisi, birileri yardım, arkaya da yardım lazım. Über Totem Ali'yi devirene, Tankut buraya diye düşünüyor şu an. Ne kadar güzel vuruyor. Nazar değdirmiyorum zaten. Değdirdim herhalde. Vay, bütün ataklarını becerdi. Baksana şu... Tekrar... Kedi derdim abi, de. Çekilme, çekilemezsin diyorum. Bu herif galiba çıkamıyor kombattan ama. Canavar çünkü ama ben yine de benimle dövüş de ulan diyorum. Yine Web of Steel diyorum, gelen olursa diye. Bence %10 dövüşü daha verimli. Ne dersiniz? Ne o? %10 dodge mu yoksa gelen olursa diye Web of Steel mi? Gelen kim var? Şu söyle. Okçular mı okçular? Okçular ok atacaktır. O zaman dodge diyorsunuz. Dodge dene bence. Dodge peki dodge o zaman. %10 %10'dur. Bir tane kalsa zaten sukar kar. Zeçü. Kimi dövüyoruz? Zeçü'yü bu okçulara girsek mi? Arkayı temizleriz desek. Çünkü ama mutant gelirse ne olacak? Spawn gelirse. Spawn gelirse. Döver. Ha döver mi? Ya bilmiyorum. Spawn'u dövmek yok, için kapalı. Zeki'den bir adamım yok. Ya hayır, biraz desteksiz şu anda da onun için diyorum. Ama okçu abi, kapamak güzel bir şey. He okçu kapamak tabii kritik. Şu okçuyu kapatıp bize doğru çekilir. Onu kapatmayacağız abi, onu zaten bir vuruşla indireceğiz. İşte onu diyorum, kapatıp dediğim kapatmak of. Ha of anladım. Of düğmesine basacak Zeki onun. Zeki şunun, iki okçu buradalar. Çağır Çiçetmen. Şunu off düğmesine basalım Zeki. Frenzim sürüyor herhalde benim. Strong Blow 79-84. Normal atak 67 yok. İşte Strong Blow'un zamanı şimdi. Çünkü bir vuruşla indirmesini sağlayan şey bu. İndirsin abi. Sus be! Hayvan. Hayvan diyor ya. Ona charge edersen... Diğer okçuyu da mı durdursa bari? Onu da durdurabilirim. Charge ama edersen charge... Strong Blow yapamazsın. Niye charge edeyim ki? Tümpü gideyim ona. İki atak yapmam sağlayacak. Charge edersen evet. Çok damage vuruyorsun diye bir şey var mı? Var. Bayağı damage vuruyorum. Ama charge 61-65 diyor ya. Strong Blow daha çok normal, vuruyor. Aynen sonunda normal atak edebildiğin gerekiyorsa İşte da... onu da Strong Blow yapıyor. Fear test fail. İşte orada arkada spawn göründü. Evet. Dodge mocu vardır, bir şey vardır. Şu ilk atak... Vardı. Bu da Strong Blow. 50 az be Strong Blow'a. Anlıyorum var. Adrenalin Rush'ın demişi yedim. Şimdi Leloy tabi. Ali'yi deviren herifi ateş ederek öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz herhalde. Yani ben canını yakarsın. Ama yumuşatırsın. Kendimi kesersem baya eğim edemiyorum. Çünkü Leloy'a 3 lazım. Kaçla Leloy ettim? 3'le. Kaçla? 2 ile 3 daha lazım. Dolayısıyla şuradan normal shoot dersen bu adama bir tane daha atabiliyorum. Al da al. Güzel. Şu temizliği yapın çocuklar. Müslüm Baba. Adrenalin başladık. Ne yapacağız? Tankut ya da Bertoten geliyor arkadan. Ha doğru. O da girebilir yani. Herhangi biri yani. Şunu şampiyonlar geliyor. Şampiyonlar geliyor. Fear test fail. Disengage. Switch weapons. Frenzy. Yeme o demici. Oh, çünkü üstünde bir de Weapons of Destruction var bir herifin. Biz boka yaramıyorsun. Yetişemiyoruz. Overwatch. Buna... Kim gidiyor buna? Über Totem, Ali'yi deviren herife artık ben başkasını uğraşmıyorum. Über Totem'le giriyor. Karşıdakine gir işte ya. İşte Ali'yi deviren o. Charge etmeli Allah miyim? Allah'ın idalarıyla. Evet. Charge etmeli miyim? Kaç bir sefer indirir belki. Charge %60 diyor ya. Çok düşük. Allah'ım. Ama vurursam öldürürüm diyor. Hadi bakalım. Bence dene. Özer'de 20 de var. %60. Ulan! Fear test fail eksi de aldı. Mis tabii ki. Bol Fear testi nasıl fail etti ben anlamadım. Counter hata da yedi. Yani Über Totem sana ne diyeceğim bilmiyorum. İkinci hatanı Vital Strike yap bari. Çokmuş ya bu şeysi. Kötü oldu yani bayağı. Evet penaltısı çokmuş. İndirdi Über Totem. Vuruyor ve gömüyor. İndiriyor. Crit mirit yemedi değil mi? Afraid. Evet, Afraid kötü. Bugman's Ail'ın var mı?
Çünkü her tur atacak. Yok. Yok. O kutuda Bug Manziel var. Koş. Adamda ne var? Adamda ne var? Adamda Bug Manziel yoktur herhalde. Ama veya birinde Bug Manziel var mı? Var mı? Bende o şeyde var. Kutuda var. Kutuda var biliyorum. Ama birinde varsa bizde de var. Bana gelip içirebilir. Ali'de vardı, Ali'de. Ali'de vardı ama mavi Ali'nin cesedi gitmiştir. Ay yanında duruyordu. Ama mavi bitti. İşte. Şimdi Tankut. Tankut'un işine elinde plank var mı? Bir şey yok. Toplamaktı. Bu arada şey büyücü bayağı ortaya bir yere geldi ha. Bak, evet bak, ama şey de orada. Şey de ona supporting charge yapmak üzere. Yok be çok uzakta o değil mi? De, aslında olabilir ha. Yani yakalar onu Tankut. Tankut da bir stank. Asidin etrafından dolaşıp bak. Şuradan geçit var mı? İşte burada zaten var. Bak. Bak. Şuradan nereye gireyim? Var da. Nasıl gireceğim oraya? Ha. Arka tarafından gireceksin. Zekicinin olduğu yerden. Ha. Asida basmadan zor görünüyor. Öbür taraftan. Plank var mı hiç? Şu tahtanın şuradan üzerinden. Ha. Yetişirsin. Neredesin yani pislik? Ama o girişte asit var. Kaçınılmaz olası. Ama o da girmiş, sen de gireceksin o zaman. Buradan başka türlü olmuyor. Oraya bence de zaten. Ya da okçuyu bitiririz. Zeki sırası gelince buraya girer. Gir mi diyorsunuz? Ya yetişemeyebilirsin abi girersen. O yüzden. Yok be yetişirim buradan. İki maviyle yetişirim de special ataklarımın hiçbirini yapamam. Niye? Mavi istiyor. Special atak. Yok istemiyor da yani insult edemeyeceğim. Etmeyi ver. Bence kitlemek güzel ya. Giriyorum. Bakalım nasıl bir demişmiş. Acid Pool'a girdim. Eksi 10 melee range resistance. On turn stat 25-35. Çokmuş ha. Ama diğerleri... Değil abi 30 yiyor zaten Adrenal Rush'tan. Öyle ya düşün. Çok damage yani. İşte bir Adrenal Rush kadar damage yani. Charge'la başlıyoruz. Evet. Zaten... Bir saniye. Charge'la başlıyoruz. Sus lan! Sen neden öyle yaptın? Ya, kötülük şebekesi reisi! Şimdi sen... overpower'ı deneyeyim mi? %95 ise deneyeyim. Dene tabii, bayıyor değil mi? Sus be sus! Bayıltır! İşte bayıltıyor. İşte bravo. İşte Tankut bayıltıyor ve savunması da yok. Böyle bayılıyorum gibi. Bu Tankut'a, bayılıyorum. Hasan, işine devam et. Objectives updated. Sen bunları toplamaya devam et. Buna yüzük mü yapacaksın artık? Gerdanlık mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Bir tane daha alabiliyorum. Bugmanzeal Hasan'da var. Hasan şeye yakın mı Hubert Otel'e? Yakın ama çok da yakın değil. Hiç yakın değil. Hasan'cığım başka plank aramaya devam ediyorsun abi. A new round has started. Geliyor bu, herhalde Zeçu'ya giriyor. Aha! Hadi be eskaldı be. Buraydı çok iyiydi. Gerçi belki bu ya Tankut'u oraya koştuk ama Luthor'u kim çıkarıyor ya? Zeki derken. O. Hoppa. Luthor'u kim çıkaracak yerinden? Şargel Berger burada düşer arkadaşlar. Bu herifle ikisi devirirler bizi yani. Bu round dayansa bari ya. Durmuyordu. Ne kediymiş arkadaşlar. Bu round dayansa bari ya. Baksana zaten. Chains of Chaos çok kötü. Failure. Oh. Failure. Enfeeblement yedi. Chains of Chaos neydi? 6 okey oturttu. Aman abi. Hoppa. Aman abi. Dayan oğlum. Kim de strike yemem. Bizde ne yapıyor? Üçüncü hata. Bir roundda burayı bayıltıyor. Yok şey, bir dahaki hata bonus veriyor. Burayı devirdiler. Ali'nin üstündeki her şey gitti herhalde. Ver coşkuyu şeye, ateşe. Buraya coşku. Evet. Oyun ölmek üzere çünkü. Aim shot olmuyor. Çünkü introspection 3 istiyor. Evet. Çift atış için. 49-54 ama 49 atıyor. 54, ben 49 atıyorsun evet. Mutanta mı yani? Mutant. Evet. Mutant dediğim işte şey. Zeyla. Proses. Vurdu be! İçine dönük, kötülük düşüncelerine dönsün. İşte, bir dakika ya, bu kötülüğü biz kimseden öğrenecek değil mi? Kötülüğü, evet. Gülüşen sizden öğrenecek değil. Benim kölem olması gereken adam neler yapıyor ya diye. Köpeğim olacaksın! İşte bu kadar. İşte bu kadar Gülüşen. İşte Gülüşen. İçine döndüğü zaman. Dünya markası. Birisi Luthor'u çıkarabilir arkadaşlar. Çünkü Schlagerberger gerçekten düşebilir. Halil'i giriyoruz herhalde. Tabii koca. Şey, buna giriyorum. Ona girmiyorsun. Bence Halil'le şeyi alıp anahtarı gidip... Luthor'a koşuyorum. Evet. Nereden? Ortadan. Tankut'un geçtiği yerden. Şuradan... Anahtar nerede? Şurada bir yerde. Halil'de var zaten o. Anahtar. Halil anahtar almadı. Almadı. Şeye almadı. Bıraktı. Almadı. Tankut'a bıraktı ama Tankut gitti. Ha. Halil anahtarı alıp... Bugman's Ale'i bu arada Sinan'a da verebilir. Bu arada. Şimdi o kadar uğraşma onu. Şurada duruyor. Şu mu anahtar? Evet. Halil'le mi koşacağız ya?
Tabii Halil'le konuşacağız abi. Kombat'ta da başkaları gelecek. Halil bunu al abi. Zaten Uberto'dan falan geldi. Evet, onlar girsin kombat'a. Halil git Luthor'u çıkar. Niye? Uzaktan gidiyor. Çünkü asit var canım tamam. Benim. Asit pool'u hala ben şey değilim abi. Durmuyor gibi geliyor asit bana. Bakalım. Yolda anahtarı Hohenson'a atmak mümkün mü? Yoldan? Yolda anahtarı Hohenson'a atıp. Hohenson çok uzak kalır. Kendisi gitse daha iyi. Şimdi ben burada düşerim. Disengage olabiliyor muyum? Olamıyorum. Healing draft'ı kendime basıyorum. Evet. Düşmeyeyim. 87 yine de düşerim ama basıyorum. 117 oldu. Belki yaşar. 117. Dodge'la Moj'la. Şimdi yapmam gereken şey atak etmek değil, Zeki'ye order vermek gibi geliyor bana. Zeki nerede? Görüyor musun? Ama Zeki'nin önce önündeki adamı temizlemesi lazım. Şimdi Zeki, strong blow bir vuruşla. Bu iş. Çok, Zeki gelemeyecek. Çok hit point'u var bunlar. Zeki ulaşamaz bize. Ulaşır, kombata girebilir. Ya kombata gelir de. Abi ah, ama yine de sen gece olamaz ki. 150 çok. Yalnız bir strong blow'da inecek hale geldi mi amirim? Ulan. Yok. Vuracağım. Hayır, bence strong blow vurma ama. O zaman iki atak yapmak zorunda kalacağım. E tamam, hala bir atak öbür tarafa saklamış oluyorsun. Böylece evet ama sen strong blow yapıyorsun, bir atağın kalmıyor. Şimdi bu düşürür bilir. %50 ihtimalle düşürüyorum. Ha. Öteki türlü iki tamam, atağı da buraya harcamak zorundayım. Strong adam 71-79 atağını okudum. 4 artıya düşer. Zeki. Li boşluğunu konuşturuyor. Zeki gerçekten. İkinci strong blow niye herifi deviremiyor? Çünkü quick bu da deviremedi. Her turn bir kere. Belli olmaz. Crit'i var. Bir dakika. Çok... 52. Zeki. Gerçekten senin yüzünden şınar gel ver gel düşecek. Dilek. Tuna'nın bu herifi devirmesi mi lazım? Başka bu herifi gelebilen kimse var mı? Über Totem var. Yetişiyor mu? Über Totem. Yetişir. Boş. Ama hatta İber Totten'e şey lazım, bir de Bugman'a yansıtmayan bir şey lazım. Tuna'nın yapabileceği en güzel şey Kaos Pool'u. Okçuyu öldürmektir. Öyle mi? Okçuyu öldürüyorum arkadaşlar. Zeki diğer tarafa gelir, bir evet. Zeki'yi... Hadi Tuna, Tuna bunu kaçırmamalısın. Eline sağlık. Şimdi dön geriye. Çok öne çıkma öyle sen. Şu Asit Pool'ların arkasında kal, bekle. Asit Pool'dan gelirsin. Luthor'a Halil'in ulaşabileceği yok. Luthor kimseyi görebiliyor mu? Luthor okçuyu görebiliyor muydu acaba? Luthor herhangi birini görmüyor tabi. O tam o... Aradan bir... Bir geçenlerken yani. Order diyor. Zeki'ye mi order? Tankut'a. Abi Zeki'ye order Tankut'u verebilir miydi görüyor. Acaba? Tankut'u görüyormuş Zeki. Tankut'a order, çok güzel. Vur Tankut diye bağırıyor. Tabi tabi. Tankut'a ikinci order da veriyor. Bu iyi oldu. Martial Influence diye. İkinci order. Tankut'a tekrar. Vur şuna Tankut! Vur şuna Tankut! Ah Tankut, onu öyle vur can ama onu. Switch weapons diyorum ben artık. Geçecek kimse kalmadı. Çıktığımda Switch'e bir şey harcamayayım. Bekliyorum burada. Beni buradan çıkarın. Şimdi... Batırgaç'ı götür geç. Batırgaç. Zeki gelemedi. Hala Zeki'ye order verebiliyorum. Zeki gelebiliyor. Evet. Kaç kırmızım var? 2, 4, 6, 8, 9. O zaman 2 order Zeki'ye vereceğim ben. O zaman sen delay et de. 2 order Zeki'ye vermem. Gelebilirsin. Ha Zeki geliyor da doğru. Geliyor geliyor. Tamam. Daha iyi değil mi abi Zeki'ye vermek? Bir de Zeki belki bayağı bayağı bir şey yapar belki yani. Mavisi yeterli mi olur dostum? Abi bir sürü mavisi var Zeki'nin ya. Şurası abi gideceğim yer. Hadi gelsin de. Francis'i geçmedi değil mi? Senin benim... Tompi tompi. Sen benim patronuma hiçbir şeyim yok. Ben dur. Asit Pool'dan 33 yedi. Asit Pool sürüyor. İndirdiler şimdi. Bu nasıl geçiyor abi? Göreceğiz. Sen misin ulan bu şeyin başı? Şarap döksek üstüne. Şarap. Kırmızı şarabın üzerine beyaz döküp... Healing Draught'um var. Ama Zeki'ye gerekecek o. Bugman Zeki'ye ihtiyacım yok. Şey. Ben zaten kombattan çıkamayan birisiyim. Bence zaten vur abi. Vur abi zaten. Peki. Sen misin bu şetenin başı? Varkin dedikleri adam sen misin? Çocuklara uyuşturucu satan. Çoluk çocuğa uyuşturucu satan. Ayakkabı boyacısı. Ayakkabısını boyayıp kalitesini bozan. Garibanları. Tarihi eserleri. Ayakkabıları yanlış yamuk yumuk boyayan. Kültürümüze hasar veren. Tarihi kültürümüze hasar veren pislik. Eline sağlık Tankut'cum. Varkin düştü. Objective completed dedi. Varkin düştü çocuğu. Magister Varkin'i indirdik. Eline sağlık Tankut'cum. Ne var üzerinde? Katapult çıkarsa iyi olur. Staff of Conspiracy. Ah. Bunu alıyorum ben. Tabi. Hani yani çünkü Serbülent'in eline yakışır. Ama Serbülent'in acaba... Power of Prestige'ine ihtiyacımız yok. Şimdi Tankut'cum hemen o şeyi... Acaba Tankut... Kaos Spawn'u bayıltabilir mi? Mesela. Bir daha asitten geçecek olacak. Geçecek. Hayır, ama şey mi bilmiyoruz. Şu ne? Şurada bir kutu var. Bakınız. Ne bu? Asitten kurtulma kutusu. Kesin. Keşke.
Çüş. Asitten geçeceğim. Wow yani. Başka çaresi yok mu işin ya? Şu ikinci... Soldan belki. Yemedim. Hoppa. Acaba immunity asite mi dönüştü? Ha belki asit... Asit geçti üstümden arkadaşlar. Üstüme devam et. Koş koş. Asit asiti söker. Asit asiti söker oldu. Devam et tamam. Wood plank şimdi. Koş. Markini indirdim. O zaman hep beraber canavara üşüşeceğiz abi. Tabii, tabii ne yapacağız ya? Bak ben zehirim var mı Tankut? Neyse bir dahaki round bakarsın. Bu round Schlager Berger'in düşmemesi biraz önemli ama bunu nasıl alacağımızı bilmiyorum. Success. İşte burada Über Totem. Über Totem girecek. Herkes giriyor abi. Tabii tabii. Ne oradan dene bakalım. Buradan girecek. Bak ben zehir yok değil mi? Yok. Ya terör merör, terör test fail. Ya bu Über Totem'in bu failleri hiç hoş değil ya. Kendini... Gerçekten. Atak, atak, atak. 63. Bana vur abi. Bize vur. Patrona vurma işte. Captain'ımıza vurdum. Güzel demiş buraya. Çünkü balta çünkü, var elinde. Çünkü Über Totem. Çünkü Über Totem. Bu ne? Flea. Zeki. Vurdur. Vur abi. Vur. Zeki vur. Zeki vur. Zeki vur şuna. Hadi eski. Lan dur dur. O şeyden az vurdu be. Über Totem. Bu da bu kadar vuruyordu. Buna hiç vurmadık biz. Hayır 4 ya. 2-2 harcıyoruz. Bu ortalama 20. Aynı demeci vuruyorduk. 27-28 vuruyor. Ben mi vurayım diyorsunuz? Yani hesabı anlatabildim mi? Anladım da ikisinde de miss ihtimali var. Threaten ne demek? Threaten ne demek? Bana bir tane atak yap. Bana atak yap. Retreat'i kendime yapamıyorum ama. Yok. Çok güzel bir ability bu. Peki ben iki atam ben mi yapayım arkadaşlar? Yoksa geri çekilemiyorsan? Geri çekilemiyorum. Atakla gel bakayım kaç diyor? 24-34 abi. Evet. Daha bile iyi olabilir ama iki tane miss ihtimali var. Öbür türlü bütün şey... Potential counter attack diyor. Counter attack mı dedi? Counter attack dedi. Diğerleri yapmadı? Order'ın öyle bir şeyi var galiba. Hayır, Uberto'ya da yapmadı counter attack. Bekletmiştir. Vay pislik. Gerçekten vay pislik yani. Burada da mı diyor? Bilmiyorum. Oğlum! Counter atağını sana tuş basmış. O zaman indirecek Über Totem. Şey, Schlager Berger'i. Yok. Şimdi o %10 dozu tutturacak. Abi! Bekletmiş herif. Vay pislik vay. A new round has been... Reinforcement diyor. Hasan haberin olsun. Dodge fail. Bu düşüyor Schlager Berger. Blood offering. Kötülük kaldı. Hayır. Schlager Berger düştü. Objective. Objective ne oldu? Ha, kedi mamasını kaybettik.